BIST için ne düşünüyorsun? BIST konuşalım 2 dakika ya. Şimdi BIST dolar bazında seviyesini korursa TL bazında yükselmiş olacak değil mi? Yani böyle bakmak lazım. Çünkü dolar iyi kötü işte yukarı doğru gidiyor. Ama bence Türkiye resesyonu sokacaklar. Yani Türkiye'yi bir şimdi bak Amerika'yı konuşuyoruz. %3-3,5 enflasyonla gidiyor ülke. Resesyona girmeden bu çözülemez deniyor. Ya Türkiye'de enflasyon %60, %70, %100. Biz 2 yılda bir sıfır ekledik her şeye. Her şeye bir sıfır eklendi abi. Bunu kırmanın yolu talebi çok sert kırmaktan geçiyor. AK Parti seçiminde işte kaybetti bitti konu yani hani genel seçime kadar 4 yıl var önlerinde. Yani benim görüşüm eğer arada bir erken seçim riski yoksa mesela atıyorum CHP ile bir anlaşmazlıkları vardır bir gerilim vardır falan bizim bilmediğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sağlık sorunu vardır falan böyle bilmediğim şey olabilir. Ama onun dışında önümüzde bir 4 yılı görüyorlarsa yani biz bir dahaki seçimlere kadar ayakta kalacağız bir şekilde diyorlarsa şu anda ülkeye resesyon sokmaları gerekiyor benim kanaatim. Ancak öyle çözeriz biz bu işi. Çıldırmış abi. Ben şimdi her tatil yurt dışındayım. Yani kıyaslanmaz derecede pahalı ülkede her şey. Yani şeyle falan kıyaslamayın işte en son Mısır'dayım, onunca Vietnam'da oraya değil. Avrupa'nın üstündeyiz. Korkunç pahalı ülke. Yani konut da pahalı, arabalar da pahalı, her şey çok pahalı. Bunu kırmaları lazım. Yani. Öbür türlü olmaz. Bu resesyon da olur. Şimdi resesyon olduğunda hangi hisseler ayakta kalır? BİM'e bir şey olmaz muhtemelen. Değil mi? Yani resesyon da olsa gideceğiz temel gıdaya tuvalet kağıdından alacağız. Ama başka tüketicinin daha kolay vazgeçebileceği ürün kategorilerinin başı ileride girer diye düşünüyorum. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de tüketim yapabilen 7-8 milyon insan kaldı. Yani gerisi gerçekten çok düşük yaşam standartlarında gidiyor. Böyle yani. Yani emeklisi öyle, genci böyle falan filan. Yani korkunç bir sorun var burada ve bunu çözmenin yolu enflasyon. Yemek. Çünkü bu enflasyon bu geri dağılımı sürekli bozuyor. Ben bu nedenle ülkeyi resesyona sokmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ekonomik bir durgunluğa. Ekonomik durgunluğun olduğu yerde borsa zordur. Okay? Yani çünkü unutma şirketin bilançosu bozuluyor yani. Değil mi? Hani ama orada ihracat yapıyordur. Ülke resesyona girdiği için maliyetleri düşeceğinden işleri iyileşir. Mesela tekstil biliyorsun çok kötü gidiyor bir süredir. Böyle bir resesif bir ortam olsa belki daha iyi gider onlara. Çünkü yurt dışına daha düşük maliyetli ürün satarlar. Çünkü benim işçilik de pahalı. Asgari ücret falan çok yüksek. Biliyorum bir yandan çok az. Yani asgari ücret alan sürünüyor. Ama bir yandan da yüksek. Yurt dışında şey yaptığınız, iş yapmaya kalktığınız zaman zaten genelde verimsiz işlerdeyiz. O yüzden borsa ile ilgili, Türk borsası ile ilgili düşüneceğim çok dikkatli seçmeniz lazım. Yani yukarı doğru süper gitmesi için ben bir sebep göremiyorum açıkçası. Yani bizim ekonomimizin yavaşlayacak. Yani Amerikan ekonomisinden 2 yıldır korkuyorsunuz. Resesyona girecek, resesyona girecek diye kaçırdınız dünyasını. Onların en yüksek enflasyon %10 da abiler. En korkunç %10 yaşadılar yani. Yani niye şimdi biz %60-70 Allah ne verdiyse yaşıyoruz. Ben bilmiyorum artık yani. Ben şu anda nereye ne para harcadığım konusu falan kafam anlamıyor benim yani. Siz anlıyor mu bilmiyorum. Hani bir şey. Lan demin çocuğa bisiklet bakmaya gittim. 4 yaşında oğluma bisiklet bakacağız. Şeyden ya Decathlon ya. Abi küçücük bisiklet 7000 lira. Üzerine 1-2 aksesuar 10.000 lira oldu lan. Abi ne diyorsun sen falan oldum yani. Bugün ben bir bisiklet beğendim kendime başka bir yerde. 165.000 lira dedi. 165.000 lira. Ne diyorsunuz hocam siz dedim ya. Ben o paraya kabriyo Mercedes almıştım yani 3 yıl önce 4 yıl önce. Ya çok delirdi işler. O yüzden bunun kırılması gerekiyor. Bunun kırılması gerekiyor. Yani Türk borsasında da bundan dolayı ben yani resesyona girecek bir ülkenin borsası gibi düşünüp öyle bir borsada hangi şirketlerde durmam gerekir diye kafa yormam lazım. Siz de öyle düşün diye şey yapıyorum inanıyorum.